Hayır, günaydın. Çok güzel konuşsaydın. Yani benim için günaydın. Evet, yeni mi uyandınız? Biraz önce uyandım. Siz nasılsınız? Sağ olun, iyiyiz. Güzel havayı fırsat bulup hemen kendinizi attınız dışarı herhalde. Güneşli, güzel hava falan. Nasıl geçiyor? Bir yılın daha sonuna geldik. Nasıl bir geçti sizin için? Ha evet, yeni yılımız var. Güzel. Yani tatil yaptığım için bol bol. Artık zaman kavramım kalmadı. Güzeldi. Umarım herkes için daha güzel bir yıl olur. Öyle. Bol tatilli bir yıl mı daha güzel, yoksa çalışarak geçen bir yıl mı? Ay inanın arada çok kaldım. O yüzden böyle bir işe adımı atarken zorlanıyorum acaba nasıl yaparım diye. Tatil biraz güzel geldi ya 4 sene sonunda. Dinlendiniz yani. Dinlendim. Neler kattı 2022 size? Çok şey kattı, inan. Hiç bu kadar şey katacağını tahmin etmedim. Ben izin istedim olur mu? Biraz daha yürüyeyim. Sonra beraber yürüyelim. Beraber yürüyebiliriz. Beraber yürümek mi? Hani böyle. 2022 neler getirdi, neler götürdü sizden? Vallahi işim olmasa yürürüm hakikaten de. Güzel bir gün ama. Sarıyor, biraz sallıyor. Bir saat sonra falan toplantıya girmem lazım. O yüzden yürüyor. Neyle ilgili toplantı? Yeni dizi falan mı? Yeni projeler mi? Hiç konforlu değil. Ne sizin için ne benim için. Son zamanlarda dijital platformu nasıl buluyorsunuz? Şurada bir iki cümle daha edelim. Tamam. Son zamanlarda dijital platformu nasıl buluyorsunuz? Türk dizilerini özellikle. Vallahi daha özgün, daha güzel. Yani biraz daha iştah kabartıcı buluyorum dijital işleri. Öne çıkan çok sahneler var. Hani denk geldiniz mi, izlediniz mi? Sizin tepkiniz ne oldu izlediğinizde? Hangi sahneler? Mesela en basit Demet Özdemir'in sahnesi. Tuğba Büyüküstü'nün sahneleri. Evet ya, onlar benim bana düşmez hiçbir şey söylemek. Ben hani izledim, gayet de başarılı projelerdi. Arkadaşlarım arasında da konuştum. Gayet güzeldi oralara, bilmiyorum, hiç yorum yapmadım. Sizin oyunculukta kuralınız var mı? Yürürken şuray kuralları vardır bazı sanatçıların. Sizde var mı böyle bir? Hayır ama yürürken kurallarım olacak bir daha kitaplara. Ben size iyi çalışmalar diliyorum. Güzel bir birlikteliğiniz var diye gördük, duyduk ama biraz bir kelime etseydiniz nasıl her şey yolunda başladı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Onu öğrenseydim. Beyefendi kim, onu tanısaydık. Birkaç kişi daha gördüm. Utanıyor musunuz konuşken? Nazar diyecek falan değil mi? Hayır hayır ya, yürüyorum ve oraya da dikkat edin. Peki son olarak en son dönemde sanatçılarda evet, estetik konusunda çok tartışılıyor. Sizin bu konuda görüşünüzle oyuncularda. Ay beni özellikle estetik mesleği konuşturmayın. Bilmiyorum, ben arada bakıyorum Instagram'a, bir şeyler demişler ama Instagram'da artık enteresan bir yere döndü ya, ona da girmiyorum. Bilmiyorum. Detoks olsunuz. İnsan istediği her şeyi yapabilir. Mutlu olduğu her şeyi yapsın diyorum ve konuyu kapatıyorum. Öpüyorum. İyi çalışmalar. İyi günler.